Hocam her günah sahibi Müslüman önce cezasını ateşte çekip sonra mı cennete girecek? Eğer öyleyse şu hadisi nasıl anlarız? Kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim onun Resulü olduğuma şehadet ederse ona cehennem haram kılınmıştır. Burada Resulullah Müslüman'ın cehenneme girmeyeceğini söylemiyor mu? Şimdi kardeşler normalde hani öncelikle şöyle söyleyelim. Dini anlarken dini bir bütün halinde anlarsanız, hakka muvaffakat edersiniz. Fakat dini anlarken bazı delilleri alıp bazı delillere bazı delilleri bir kenara bırakırsanız sapkın bir din anlayışımız olur veya bektaşi gibi bir din anlayışımız olur. Hani bektaşinin birine demişler sen niye namaz kılmıyorsun? Demiş Allah Azze ve Celle diyor, وَلَا تَقْرَبُوا <الصلاة> salate Namaza yaklaşmayın. Allah namaza yaklaşmayın dediği için ben namaza yaklaşmıyorum diyor. Oysa ayetin devamında Allah ne diyor? Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşın. Yani içkiyi terk edin diyor Allah. Namazı namazı terk edin demiyor Allah Azze ve Celle. Bektaşi usulü olmuş olur. Şimdi normalde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bazı hadislerde böyle söylüyor. Fakat başka hadislerde mesela Ebu Sa'idin'in Hudri'nin rivayet ettiği bir hadiste Bukhari ve Müslim'de Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki kıyamet gününde cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme gittiği zaman orada bir grup insan vardır. Allah azze ve celle onları cehennemden kömürleştikten sonra çıkarır. Hayat nehrinde yıkar. Ondan sonra onları cennete götürür ve onlar alınlarındaki izden ötürü cehennemden cennete geldikleri belli olur diye. Ve bu mahalde bazı hadisler var. Yani insanların cezalarını çektikten sonra tekrardan cennete gideceklerine dair. Doğal olarak biz bu iki hadisi bir arada ele almamız lazım. Bu birinci hadiste anlatılan nedir kardeşler? Birinci hadiste anlatılan Allah'ın uluhiyetine hakkıyla şahitlik etmiş ve tevhid kalbine tam anlamıyla girdiği için masiyetlerden ve kötülüklerden uzak durmuş veya Allah'ın katına çıktığı masiyetleri başına gelen belaların kefaret olduğu veya tevhidinin kefaret olduğu insanlardır. Çünkü biliyorsunuz Şeyhülislam İslam bir Teymiye diyor ki cezayı hak eden bir Müslümandan cezanın kaldırılması on sebeple olur. Yani sen bazen günah işliyorsun. Allah o günahı senden kaldırıyor ama senin haberin bile yok bundan. Nedir bu sebepler? Mesela bir tanesi senin tövbe etmendir. Senin bildiğin ben bir günah işledim. Ondan tövbe ettim Allah kabul etti. Fakat bir tanesi senin başın ağrıyor. Sen ah başım vah başım derken farkında olmadan senin günahlarını döküyor mesela. Sen Allah yolunda hicret ediyorsun. Allah azze ve celle o hicret esnasında senin günahlarını döküyor. Sen Allah yolunda kılıç sallıyorsun veya davet yapıyorsun. Sen farkında olmadan Allah azze ve celle senin günahlarını döküyor. Sen bir Müslüman kardeşine tebessüm ediyorsun. Öylesine Allah Azze ve Celle senin bir günahını döküyor. Senin hiç haberin yok. Salih bir Müslüman elini kaldırıyor diyor. Ya Rabbi bu kardeşimin günahlarını bağışla. Allah Azze ve Celle senin günahlarını bağışlıyor. Veya sen kıyamet gününde Allah'ın huzuruna dikiliyorsun. Allah Azze ve Celle diyor. Ey kulum sen dünyadayken beni birledin. Sen dünyadayken bana şirk koşmadın. Ben de senin bütün günahlarını affediyorum. Senden razıyım ve bugünden sonra kesinlikle sana öfkelenmeyeceğim diye. Allah azze ve Celle senin bütün günahlarını affediyor. Tevhid basit bir şey değildir. Tevhid basit bir şey değildir. Yani biz mesela bu hadis-i şerife bakıyoruz. Bazı insanların tevhidi o kadar kemale ermiştir ki İbnül Kayyım'ın tabiriyle söylüyorum. Kalpte var olan bütün karanlıkları ortadan kaldırmıştır. Yani la ilahe illallah'ın nuru bir kalpte hakkıyla yandığı zaman oradaki küfür, şirk, bid'at, masiyet ne varsa bunları yakar kül eder diye. Bazı insanlar böyledir. Bazı insanlar İslam'a takdim ettikleri hizmetler karşılığında Allah azze ve celle onların günahını affetmiştir. Bazı insanlar kıyamet gününde gelirler. Birileri onlar hakkında konuşmuştur. Onlara hakaret etmiştir, gıybet yapmıştır. Kıyamet gününde önce onların iyiliklerini alırlar. Şey bittiğinde, iyilik bittiğinde bu sefer kendi günahlarından onlara yüklemeye başlarlar. Hani Ayşe annemize geldiler dediler. Bazıları sahabe hakkında konuşuyor. Ayşe annemiz dedi ki Allah onların hem dünyada hem de ahirette yüce olmasını istediği için bazıların dilini onlara musallat etti. Yani onlar konuştukça kıyamet gününde onların sevaplarını alacaklar veya günahlarından onların üzerine şey yapacaklar, yükleyecekler. Bazen mesela tevhid davetinde çok büyük bir hizmetin olur. Bedir ehli gibi. Hatibi bir Ebi Balta'ya Allah'ın dediği gibi اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُوا لَكُمْ Dilediğinizi yapın, sizi affettim e diye. Niye? Çünkü Allah eşşekurdur. Yapılanların karşılığını fazla fazla verendir bizim Rabbimiz. Onlar Bedir gününde Allah'ın kelimesinin yere düşmemesi için canlarını ortaya koydular. Allah Azze ve Celle dedi ki bu amelinize karşılık ben de sizin bütün günahlarınızı bağışlamış oldum. Yani kişi muvahhittir. Kişi muvahhittir. Çok dine büyük bir hizmet yapmıştır. Allah onun bütün günahlarını affetmiştir olabilir. Ama bazı insanlar var yani artık o kadar müflis, o kadar Allah'ın rahmetinden uzaktır ki bütün bu saydıklarımıza rağmen Allah'ın huzuruna günahla gitmiştir. Yani çok fazla günahkar olan insanlardandır. Bu tip insanlara gelince bunlar cezalarının karşılığını belli bir müddet çekecekler. Ondan sonra tekrardan cennete gidecekler. Yani hadislerin hepsini bir arada ele alırsak Allahu alem daha hayırlı olmuş olur.